Öncelikle şöyle başlamak istiyorum söze. Flash röportajda unuttum. Hakan Keleş hocam benim için çok değerli bir abim ve kurs arkadaşım ayrıca pro lisanstan. Bence Giresunspor Kulübü hem ona inanarak hem de destek vererek geçen sene birçok antrenörün olumlu anlamda önünü açtı. O da oynattığı oyun ve kısıtlı bütçelerle oluşturduğu takımla ligde kalarak bu seneye de devam ediyor. Öncelikle ona başarılar diliyorum önümüzdeki haftadaki maçlarda. Sonrasına gelecek olursak bugün flash röportajda maçtan önce de söyledim. Topsa sahipken iki tane farklı dizilişimiz olacak diye. Oyuncuların bunu harfiyen mükemmel bir şekilde yerine getirdiler. İki tane çalıştığımız setlerden gol atmamız bizim için ayrıca sevindirici. Birebir şablonlar çıktı. Mücadelemiz gayet iyiydi. Topa sahip olduk. Yani çok zor maçlar oynadık gerçekten. Üç tane, özellikle iki tanesi deplasmandaki İstanbulspor'da çok saygıdeğer bir ekip olduğunu dün gösterdi zaten. Fikstürümüz zor. Bundan sonraki hafta şimdi Fenerbahçe'ye deplasmana gidiyoruz. Sonra Antalya geliyor içeride. Dışarıdan da bir şeyler getirebilirsek eğer tabii bizim için daha olumlu olacak. Ama oyuncularımla bugün gerçekten gurur duydum. İstediğimiz her şeyi yerine getirdiler. Çok mücadele ettiler. İyi futbol oynadılar. Güçlü oyun oynadılar. Ve karşılığını 3-0'lık bir skorla aldık. Takımımı tebrik ediyorum. Sorularınız varsa. Abdülkadir Fasoğlu futbol arena. Hocam bugün gerçekten çok yüksek tempoda bir oyun gördük. Bunun yanı sıra kaleci Bilal'in de bugünkü performansı takım arkadaşlarından biraz daha öne çıkmış gibi oldu. Bugün açısından değerlendirecek olursak. Tabii ki. Özelinde Bilal performansını da değerlendirelim. Evet. Bilal bu kulüp için önemli bir oyuncu. Hem yaşı genç, hem geriden oyun kurarken ayakları iyi, hem de atletizmi iyi. Kalecilik özellikleri de Altay Hoca ile iyi bir şekilde çalışıyorlar. Kendini her geçen gün geliştiriyor. Bence Türk futbolu iyi bir kaleci kazanıyor. Tabii onun arkasında Cenk de onu çok zorluyor. Diğer iki tane genç kalecimiz de var. Bilal maçın başındaki kurtarışıyla bizi oyunda tuttu. Önemli bizim için. Ama onun dışında çok fazla pozisyon verdiğimizi söyleyemem. Çok fazla pozisyona girdik. Topa iyi sahip olduk. Set hücumlarını gerçekten iyi yaptık. Geriden oyun çıkarken boşlukları çok iyi bulduk. Alanlara iyi yerleştik. Bloklar arasını açıp ve kırıp iyi ciddi pozisyonlara girdik. Bizi sevindiren yavaş yavaş işte Mensah'ın da ağırlığını koyması. Ramazan'ın bugün mesela sadece bir tane orta saha özellikle oyuncuyla maça başladık. Yani iki tane 8 numara dediğimiz oyuncu, ikisi de kanat oyuncusu normalde, Ramazan ve Cardozo. Modern futbol bunu istiyor, hız istiyor, sürat istiyor. Bununla beraber teknik beceri istiyor. Ramazan'da da var, Cardozo'da var, Mensah'ta var, Bertolacci var. Daha Ali Karimi, Aka, Campagnaro bugün müthiş oynadı. İyi olacak inşallah. Şu zorlu fikstürden bir kafamızı kaldırabilirsek güvenli bir yerde seyretmek istiyoruz ama yani beklentileri çok yukarı çıkarmak istemiyorum. Gerçekçi olmamız lazım. İşte bugün 3 tane genç oyuncuyu çıkarırsak ki onlar da bizim oyuncularımız ama 17 tane oyuncuyla sahadaydık. Yani sakatlar, darbeye bağlı sakatlıklar, işte Attaman'ın geçen seneden kalan sakatlığı bizi zora sokabilir sezon içinde. O yüzden seyircimizden sabır ve bugünkü gibi muhteşem destek istiyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Verdiğimiz sözü tutmanın da tabii rahatlığı var biraz. Onlara iyi futbol, tempolu oyun, topa sahip olan bir oyun, güçlü bir oyun vaat etmiştik. Bugün onlardan biraz kesitler sunduk. Umarım onları mutlu edebilmişizdir. Başka sorular mı? Sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.